Han Hanedanlığı'nda İpek Yolu'nun kurulmasından bu yana Çin resmi olarak dünyanın dört bir yanından ülkelerle ilişki kurmaya başladı. 2000 yıldan fazla süre boyunca yapılan ticaret geç Min Hanedanlığı dönemine kadar gayri resmi dış ticareti çok geliştirdi. Tüm dünyadan tüccarlar Guangzhou ve Quanzhou gibi merkezlerde bir araya geldi. Yeni ürünler çeşitli ülkelerden Çin'e ve diğerlerine giriş yaptı ve Çin gitgide küresel dünyaya entegre oldu. Ancak erken Çin Hanedanlığı dönemi boyunca devlet yönetimi deniz aşırı gayri resmi ticareti engelleyen, denizciliği yasaklayan katı bir politika uygulamaya başladı. Bu dönemde gayri resmi denizcilik ticareti hiç ilerlemedi ve yasal ticaretin yıldızı parladı. İmparator Qianlong, Guangzhou'yu Çin'in tek ticaret limanı olarak açtı ve yarı devlet, yarı özel sermayeli 13 fabrikayı ticareti kontrol etmek için kurdu. Zamanında imparatorluk ailesi tarafından çok talep gören ürünler batı tarzı saatler oldu. İmparator Qianlong sık sık batı tarzı saatlerin alımına çok para harcayarak saraya göndermeleri için Guangzhou yetkililerine siparişler verdi. Hatta batılı ülkeler çoğu zaman İmparator Qianlong'a saatlerle vergi ödedi. Hayatı boyunca binlerce saat toplayan İmparator Qianlong'un döneminde dünyadaki en büyük saat koleksiyonuna sahip olduğu söylenebilirdi. Ancak genel olarak Çinliler hala çok fazla ürünü yurt dışına satarken çok az ürün ithal edebiliyorlardı. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Çin devlet yönetimiyle yarım yüzyıldan fazla süren ticareti devam ettirerek büyük miktarlarda para elde etti. Aynı zamanda İngiltere'nin Çin'den en büyük ithalatı çaydı. İthal ürünler için harcanan İngiliz parasının %90'ı çay alımında kullanıldı. İngilizler ticari karlarını Çin'e vermek istemiyorlardı ve serbest ticaret adına Çin'in ticaret kapılarını kapatmak için afyon ve silah kullandılar. Çin limanlarını açmaya ve batılı ülkelerle ticaret yapmaya zorlandı. Afyon Savaşı'nın silah sesleri bazı duyarlı insanları uyandırdı. Gözlerini dünyaya açtılar ve batı politikaları, ekonomileri ve eğitim sistemleri üzerine çalışmaya başladılar. Çin'in ilk anonim şirketi Çin Tacirler Buharlı Gemi Denizcilik Şirketi bu dönemde sahneye çıktı. Günümüzün Çin Tacirler Bankası, Ping An Sigorta ve Shanghai Jiaotong Üniversitesi Çin Tacirler Buharlı Gemi Denizcilik Şirketi'nden kaynaklandı. Birçok yabancı endüstriyel ve mesken ürünleri Çin'e tanıtıldı. Bunlardan en büyük etkiyi yaratan bisiklet oldu. O dönemde bisiklet neredeyse günümüzdeki arabalara eşdeğer seviyede oldukça pahalıydı. Satışları teşvik etmek için bazı bisiklet satıcıları taksitli ödeme seçeneğini bile ilan etti. Buna rağmen sıradan insanların, asillerin ve zenginlerin oyuncağı olmaya devam eden bisikleti satın almaya gücü yetmiyordu. Yeni Çin'in kurulmasından sonra ürünlere uygulanan ekonomik abluka ve ambargo kaldırıldı. 1957'deki en meşhur ve birçok kişiyi etkileyen Kanton Fuarı kapsamında yeni